Evet arkadaşlar, izninizle. 9 Ağustos tarihli Cumhurbaşkanı kararı ile atandığım Nevşehir Valiliği görevine bugün itibariyle başlıyorum. Güven ve takdirlerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı arz ediyorum. Bu görevin şahsıma ve ilimize hayırlar getirmesini, hayırlı olmasını temenni ediyorum. Dünyada benzeri bulunmayan tabiat varlıklarına, tarihi ve kültürel eserlere sahip Nevşehir ilimizde ve bu güzide coğrafyada Anadolu'nun kalbinde yaşayan siz değerli, kıymetli hemşerilerimize hizmet edecek olmanın, vali olarak çalışacak olmanın onur ve mutluluğunu yaşıyorum. Değerli arkadaşlar, üstlendiğim görev ve sorumluluğun bilincinde olarak tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte temel yaklaşımımız adalet ve hakkaniyet ilkelerine esas alan, insan haklarına saygılı, hukuka bağlı, toplumun her kesimini kucaklayan Nevşehir ilimizde çalıştığımız sürece kapımız her daim tüm vatandaşlarımıza, toplumun tüm kesimlerine açık olacaktır. Türkiye vizyonu, Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde Nevşehir ilimizi her alanda daha da ileriye taşımak, dünyanın ve ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Kapadokya markasını daha da yukarılara taşımak, daha da yükseltmek en öncelikli hedeflerimiz arasında olacaktır. Görevimiz süresince şehit yakını ve gazilerimizle ve devletin destek ve yardımına ihtiyaç duyan vatandaşlarımızla daha da yakından ilgilenmek öncelikli vazifelerimiz arasında olacaktır. Adli kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, oda ve meslek kuruluşlarıyla, özel sektör temsilcilerle, basın ve medya kuruluşlarıyla, özetle Nevşehir'de yaşayan, Nevşehir için çalışan, Nevşehir için gayret eden, Nevşehir'in gelişmesi, kalkınması için gayret gösteren tüm kesimlerle yakın bir işbirliği ve ilişki içinde mesai mefhumu gözetmeksizin azim ve gayretle çalışmak birinci önceliğimiz olacaktır. Bugün göreve başlarken görevi devraldığım başta Sayın İnci Sezer Becel hanımefendi olmak üzere Nevşehir ilimize hizmet etmiş, burada görev ifa etmiş tüm valilerimize ve tüm devlet adamlarımıza teşekkür ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Ayrıca Anadolu'nun manevi mimarlarından, ilmi ve irfanı ile insanlığı kardeşliğe, saygı, sevgi ve hoşgörüye davet eden, ahlaklı ve edepli olmayı insan olmanın en temel vasfı sayan Hacı Bektaş Veli Hazretlerini, vefatlarının 752. yıl dönümünde sene-i devriyesinde rahmetle anıyorum. Onun manevi mirasına her daim sahip çıkacağımızı vurgulamak istiyorum.